Bu videoda test suite oluşturma ve çalıştırmaya bakacağız. Öncelikle test suite ne? Test suite test senaryolarının birden fazla test script'inin bir araya gelip oluşturduğu bir havuz. Peki test suite'i nasıl oluşturacağız? Dashboard'dan editörü açıyoruz. Editör ekranında yazdığımız test senaryolarının, test scriptlerinin olduğu dizini görüntülüyor orada Navigator. Burada bizim daha öncesinde oluşturduğumuz bir proje var. Test yaptığımız mutabakat portali ile ilgili bir e-mutabakat test projesi var. Burada da scriptler menülere göre, gruplara göre ayrıldı. Bir test suite'i nasıl oluşturacağız? Öncelikle içerisine dahil edeceğimiz test scriptlerini burada teker teker veya bağlı bulunduğu folder'ı seçerek ilerliyoruz. Şuradan da bir tanesini seçelim. Şimdi bunu bir playback ekranından selected scripts suite olarak çalıştırabiliriz. Doğruca çalıştırabiliriz ama biz bunu bir test suite haline getirmek ve onu kaydetmek istiyorsak şurada create suite altında suite'e tıkladığımız an zaten bizim bu Navigator ekranında seçtiğimiz scriptleri içerisine attığı suite'i oluşturuyor. Suite içerisinde scriptlerin pad'leri var aslında. Bunu bir notepad'de de bir text editöründe de rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Bunu buradan save as deyip scriptlerimizin bulunduğu directory altına uzantısı suite olacak şekilde kaydediyorum. Evet. Zaten Navigator ekranında da görebiliyorum artık onu. Bunu seçtiğimde ve playback'e geldiğimde artık burada çalıştırılacak script file kısmında mutabakat suite'i görüyorum. Burada browser seçimi yapıp işte başlangıç URL'ini setleyip sonrasında işte single session mı yoksa paralel bir koşu mu yapılacak onun ayarını yapıp run butonuna da basabilirim veya schedule edip bunu bugün atıyorum İşte gece saat 1'e schedule edecek şekilde de ayarlayabilirim. Bu durumda da schedule butonuna bastığımda o tarihe bir koşu planlamış oluyor. Ben doğrudan çalıştırayım Firefox üzerinden. Run butonuna bastım. Şimdi 6 olarak seçmiştim paralel session sayısını. Burada koşu başlıyor. Ben başlayan koşuyu burada logs ekranına gidip aktif koşu alanında sıcağı sıcağına takip de edebilirim. Şurayı da auto refresh'e aldığımda sayfayı yenilesin.
Arka tarafta çalışıyor şu anda test scriptleri. Burada aktif olanlar sarı renkli. Failler, kırmızı successler yeşil olarak gözüküyor gördüğünüz gibi. Toplam script sayısı, geçen, fail olan, koşu statüsü. Her bir script'in durumu da burada. Üzerine geldiğinizde görebiliyorsunuz. Ona bir isim veya bir numaralandırma yapabilirsiniz. Ben numaralar vererek oluşturdum scriptlerimi. Burada özet, koşu özet detayları görünüyor zaten. Şimdi bittiğinde bu ekranda ben arka tarafta koştuğunu da her script'in çalışıp işlemini yaptığını da görebiliyoruz. Ayrı ayrı session'larda bu işlemler yürüyor. Şimdi 20 tane script'ten oluşan mutabakat suite'imiz koşmuş. 19 tane success, bir tane fail'imiz var. Burada bir grafik olarak gösteriliyor fakat aşağıda zaten ilgili script'in durumunu da görebiliyoruz. Üzerine tıkladığımızda bize koşu içinde o script koşarken işletilen adımları step step gösteriyor. İşte login olunmuş, login fonksiyonu çağrılmış, login olunmuş. Sonrasında ilgili ekrana gidilmiş, işte dönem tipi seçilmiş, aylık seçilmiş, mutabakat çoklu seçilmiş, e-mail şablonuna gelmiş ilgili ekranda. Fakat orada listede test otomasyon e-mail çoklu adında bir şablon bulamamış. Büyük ihtimal şablon silinmiştir veya ismi değiştirilmiştir. Hangi stepte fail olduğunu görüp bunu kontrol edebiliyoruz. Aslında screenshot da alıyor uygulama. Fakat böyle multi-thread koşularda ekranlar açılıyor, kapanıyor. Bir de biz üzerinde sürekli log ekranını tuttuğumuz için screenshot'ı alırken bu ekranın screenshot'ı alınmış. Test suite oluşturma, çalıştırma ve kontrol etme durumu böyle. Düzelteceğimiz zaman, editleyeceğimiz zaman edit ekranına gelip zaten ona da bakmıştık. İşte hangi scriptimiz fail oldu? Hangi stepte fail oldu? İşte 1, 1, 2, 3 numaralı scriptimiz fail olmuş. Burada onun üzerine tıkladığımızda aslında çalıştırma yaklaşımı olarak ben bir kök dizini bütün scriptleri bir fonksiyon gibi yazıyorum. Oradan çağırıyorum. Aslında bakmamız gereken dosya şu. Burada 1, 2, 3 nolu fonksiyonu bulmamız lazım. Evet, şurada
Bu fonksiyonla fail olduk. Mutabakat çoklu işlemiyle ilgili fonksiyon çağrılırken fail olduğumuz için bu mutabakat çoklu nereden çalıştırılıyor? Functions script'in içerisinden galiba. Evet. Burada dediğim gibi eğer ekranda bu şablonun ismi değiştiyse burada editleyip burada bir değişiklik yapıp save dediğimizde aslında script'i de kaydetmiş olacağız. Ya da ilgili ekranda silindiyse o ekranda şablonu yeniden oluşturacağız vesaire. Açıkçası script test suite'i oluşturma ve çalıştırma durumu bu kadar. Bahsedeceğim kısım bu. Teşekkür ediyorum.